efendim, yepyeni bir bölümüyle birlikte Easter Gamers TV ekranlarına ve Pedip Samanya. Easter Gamers TV Kocaeli stüdyolarından. Affedersin. Evet, ve Pedip Samanya stüdyolarından hepinize merhaba. Cities Skylines 2'ye kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kuş bakışı bir çit belediyesi. Abi bir şeyler ekledim ben. Evet. Sen de bakmıyorken ekrana. O ben bir lavaboya gitmiştim. O aynen arada öyle. Eray durmamış. Ufak bir tuvalet molasında ben bir şeyler ekledim. Farklı bir tane arter çektim buraya. Güzel. Araları dolduracağımız yerler yaptım. Çok güzel. Daha sonra bu yolu ileri doğru uzatacağız tabii ki. Şimdilik buradan tık diye bağladım. Daha sonra buralara doğru gidecek olan bir ana yolu varsa o da abi Hemlock Street olacak. Bir takipçinin adını verebilirsin dilersen. Okay, yolların adını değiştirebiliyoruz. Bunları daha sonradan ayarlayabileceğimiz şimdi biz şeyler. Bölümleri arka arkaya çektiğimiz için arkadaşlar farklı şehirlerde olduğumuzdan hani bir araya geldiğimizde 2-3 bölüm en azından çekmeye çalışıyoruz ki hani arka arkaya videolar sunabilelim size diye. Bu noktada şimdi ilk 3 bölümde belki sizlerin yorumlarında hani belki şurayı düzeltin dediğiniz şeyleri göz ardı etmiş olabileceğiz. Çünkü evet. Biz siz daha yorum yapamadan bu videoları çektiğimiz için iyi yaşa. Eyvallah. Ama 4. bölüme başlarken sizin yorumlarınızın önemli bir yeri olacak. O yüzden bölümlere fikirlerinizi, eksiklerinizi, yediklerinizi, beğendiğiniz, beğenmediğiniz noktaları söylerseniz çok şahane olur. Biz de ona göre şey yaparız. Mirsanan tweet attı az önce. Allah aşkına ne yazıyor? Gerçekten mi lan? Vallahi Mirsanan tweet at bak. Mirsanan dedi ki sağlık tamam, konusunda oğlum, ben sağlık. Bayağı memnunum diyor. Yok ki hiç sağlık. You never know. Sağlık yeri yapmadık ki. Aa bir dakika. Ne zaman tedavi edip edilmeyeceğin konusunda bilgi sahibi de değilsin ha. Diyor. Ha. Mirsanan attığı tweet'i beğenelim. Serzenişte bulunuyor. Aslında iğneliyor. Ha, lan nereye gideceğiz? Sağlık ocağı yok. Bak, bir de bak nereye gideceğiz? İşe gidiyorsun ha Mirsanan. Bak. Oo, motor almış. Motora binmiş. Ay vay vay. Nereye gidiyor acaba? Mirsanan'a da selam olsun. Mirsanan bizim yıllardır tanıdığımız, çok oğlum, sevdiğimiz bir kardeşimiz gidiyor. Aynı zamanda. İşe gidiyor. Bak, bak buraya bak, sanayi bak. Kurduk ya birazcık bir şeyler yaptık ya buralara. Mirsanan da kimya mühendisi. Yani yanılmıyorsam hep bak, burada çalışıyor abi. Hep anlatıyor bana olayını, mesleği. Eğitimini hep unutuyorum. Böyle Amerikan vari bir ya. Yurt dışında olunca unutuyorum şeyini. Ben sen bak burada çalışıyor. Ha bak çalıştı ama döndü. Döndü bu kadar. Nereye gidiyor şimdi? Hızlı çocuk ya. Hala going to work diyor. Hala işe gidiyor diyor. Bir dakika. İşte göründü. Ha. Evet. Evet. Bu yüzden yorumlarınız bizim için. Ha, oraya park etti. İzin aldı önce. Park edebilir miyim içeride diye. O şekilde oldu. Bak şu an çalışıyor Mirsena. Ha bak girdi işe. Şimdi. Sigaraya çıktı herhalde. Şimdi eve gidiyor. Sahibi ise belki bir teftiş etti dönüyor. Herhalde çok ilginç lan. Bayağı, sahibi olabilir. Baya enteresan bu arada. Bak grafikleri görüyor musun? Bak. Hop, fark işte ettin mi grafikleri? Erken erişim arkadaşlar. Bunlar erken erişim. Maalesef bu tarz. Yorumlarınız kıymetli. Bu yüzden hani videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı, yorumlarınızı paylaşmayı, Eray'ın YouTube kanalında destek olmak adına ve çok videoları izlemek adına onun da açıklama kısmına bıraktığım sayfasına ulaşmayı ihmal etmeyin. Şimdi şehrimizi kurduk. Elektriğimizi, suyumuzu çektik. Binalarımızı dizdik. Binalarımız dizildi. Yalnız buraya yanlış evleri yapmışız biz. Ha buraya da bunlardan olacaktı. Evet. Onları bir şimdilik evet. Bir dislike'ımızı şimdilik yiyelim. Şimdilik bir çok özür dilerim hükümet arkadaşlar. Hükümet istifamızı alalım. Aynen onu yedikten sonra hop. Düzgün evleri koyalım şuraya. Tık. Yerleşmeye başlasınlar. Evet şimdi, harika. Şimdi evler, elektrik, su, mezarlık vesaire bunlar tamam ama artık işte aynen. Sağlık hizmetleri herhalde. Aynen öyle. Onu artık devreye sokacağız. Mirsanan'ın iğneleyici tweetine. Park yapacağım abi bu arada bilgin olsun. Tamam. Tamamen. Yani burada eğlenelim, burada ölelim. Yarı mi? Yollarla. Evet. Evet biraz. Bari şuradan küçük bir yolda çek de hani o şey oldu. Ölüm yaşam ayrımı tamam, gibi. Tamam hadi seni kırmayalım. Öyle normalde, bir şey olsun bari. Normalde böyle bir şey yapmayacaktım. Yok nasıl istiyorsan öyle. Yok takılıyorum. Yo. Bir tane. Yo, içindeki o hayvan ortaya çıkar ya artık. Çıkartalım. Bir tane şuraya bir dediğin gibi yolu yapalım. Çünkü bu binanın ayrıyetten binaları olacak ya. Olacak doğru. Onu mesela şunu şuraya koyabiliriz. Koyabiliyor musun şu an? Koyabilirim. Bu neymiş hatta biliyor musun? Bu 300 metreye sağlık sağlıyor diyor. Mezarın tamam. Yanında neyin sağlığını sağlıyor ben onu anlamadım. Abi tam bilmiyorum. Şöyle snapping'i kapatalım. Yani ne yapacağız? Öleni Allah korusun mezardan çıkarıp tedavi mi edeceğiz? Abi bilmiyorum. Peki. Ama böyle bir o da bizim bir güzelliğimiz olsun. Buraya koymuşlar. Bence güzel duruyor güzel, ama. Güzel tatlı. Kesinlikle. Şu küreden hep bir var. Bu ne ben anlamadım onu. Ben de anlamadım. Şurada da var bak. Aynen. Herhalde boş durmasın. Bunu da buraya ekleyelim oraya demişler. Ekleyelim. Yani peki. O tarz bir durum söz konusu olabilir. Şuradan bir yol çıkartalım. Sıfıra sıfır gitsin. Bize burada oynayacağımız daha geniş bir alan yaratılsın diye düşünüyorum. Evet. Sonra ben abi izninle hemen şurayı şöyle bir padık atacağım diyorsun. Normal yaya yolu atmak istiyorum. Şöyle. Çit belediyesinden ziyade yol belediyesi oldu. Yapacak artık. Bir şey yok çünkü çit yok abi. Evet. Çit olmadığı için çit aşkımı ben yolla bastırıyorum tamam. Diyelim. Bunlar yaya yolu. Yaya yolu kesinlikle abi. Şöyle bir yol çıkartabilirsem düz. Allah. Şöyle
etrafından dolaşan bir yolumuz. Bu yol aynı zamanda binayı biraz daha böyle bayağı bir güzel esti lan. Bayağı esti bu arada. Vallahi kapı açıldı, güzel esti. Anlatabildim mi? Böyle bir yol yaptım. Ardından şunu alıyoruz ve snapping'i kapatıyoruz abi. Tamam mı? Sonra buradan şuraya şöyle bir yol. Ardından şöyle bir yol. Bak bunu yapabiliyorsun. Gördün mü? Steel Skylines bunu yapamıyordu. Yapamıyordu. Normalde. Ha, güzelmiş. Anlatabildim mi? Sanki bu yolun devamıymış gibi olan şöyle bir yol çıkartalım. Tamam. Buraya. Anlatabildim. Sonra şuradan da bir yol aşağı doğru. Susma telefon. Buradan şöyle bir yol çıkartalım. Ardından bu yolu şöyle şuraya bağlayalım. Güzel. Gibi gibi böyle bir tamam. Parkın buraları da aşlandırdıktan sonra buralar çok daha özel, evet, duracak. Güzel. Şimdi şehir servislerinden ambulans bekliyor. Daha çok bekler. Tabii, çünkü vergi ödemediler daha. Hiçbir şeyimiz hani yok yani. Hani medical kliniğim yok. Biliyorsun medical kliniğe gelince etraf kıpkırmızı gözüküyor. Diyor ki bu hiçbir yok, yerin yok, buna bu ihtiyacı hani ulaşımı yok diyor daha doğrusu. Ama bir tam da mu onluk bir alan yapmış ve burası şehrin orta bölümü olduğu için çok da güzel duracak. Yola mı baksın, iç yola mı baksın? Vallahi İç yola baksın. En azından hastaneye kim giriyor, kim çıkıyor belki kolu komşu görür. Tamam. O zaman evlerin 4 numara Fırat Bey tam hastaneye önüne gidiyor bugün. Hayırdır inşallah falan. Tamam. Koyuyorum. Böyle sırtı dönük ilk güzel medikal kliniğimiz oldu. Burası şey süper abi. Evet, sen hastasın dedikleri yer. Ha. Teşhisi konuluyor. Aynen. Diyor ama ki, bakmıyorlar. Bakmıyor. Anladım. Abi sen hastasın. Tamam, bu kadar. Teşekkür ederim diyorsun. Ayrılıyorsun. Burası öyle bir yer yani. Kesinlikle. Okay. Herhangi bir tedavi vesaire yok. Ya niye burası bir cerrahi yapıyor? Biz onu halledelim abi. Hemen. Evet. Let's go. Burayı böyle yaptık. Buraya park falan koyarız. Çok tamam, az doldurmaya da gerek yok abi. Her yeri deli gibi doldurmamıza sebep yok. Şimdi bak talebimizi bir karşılıyor. Sinirlerim bozuldu abi benim de. Biz kapıyı kapatıyoruz sürekli. Kapı burada rüzgarla kendi kendine açmıyor. Önüne dumbbell falan koyduk, hala açılıyor da ona gülüyorsun. Şimdi Mete bu arada bak şeyimiz açıldı aynı zamanda. Hafif daha yüksek katlı evlerimiz de açıldı bu arada. Bunu da belki şuralarda değerlendirebiliriz. Fakat öncesinde bir elementary school yapmak tabii istiyorum. Tabii okul çok önemli abi. Aynen eğitime öyle. Eğitime önem veriyoruz. Okulda gerçekten çok büyük. Yan koyunca. Buraya da sığdıramıyoruz. Bak buraya belki olabilir. Ama şuraya da olabilir ha. Olur ha. Mesela çocuk Allah korusun bir yerini kırsa, bir şey yapsa da okulda hemen hastanedik. Hemen yanında. Ama tedavi için değil, en azından kırık derler. Kırık der, evet. Hani. Orada tedavi de alabilir. Ya da direkt köprü. Veya buraya hafif doldurup buraya okul atabiliriz. Yalnız yani orada çocuk bahçeden boşluğa düşer mi? Düştü mü zaten patlamayalım yani, patates. Bayağı sıkıntılı. Bayağı sıkıntı bir yer orada. Girebiliriz abi. Oraya yapmayalım. Buraları aynen koyamıyoruz maalesef. Buraya şey olmuyor değil mi? Yanlamasına koyamıyoruz. Şuraya mı? Heh, öyle koyamıyoruz. Yok ya, koyarım. Yolu yıkarsam koyarım. Yolu yıkarsın ama. Aslında. Şu iki yolu yıkarsam buraya okulu koyabilirim direkt evlerin arasına. Sanki o elementary evlerin arasında daha güzel gibi ama. Tamam. Şu yoldan kurtulalım. Tamam. Heh. Tamam mı? Ha. Tam buraya bak. 4 kare oradan, 5 kare oradan. Tam da ortalayamıyorum belli ki ama. Şuraya koyabilirim. Neydi? Bu ek binaları var. Hah, bunda var mı ek binaları? Var. Tamam. Bunda var. Bu arada sağ sol simetri konusunda takıntılı olan arkadaşlarımız olan ya da işte hani bir rahatsızlık olabilir bilmiyorum. Yani yanlış söylüyorsam da özür dilerim. Kusura bakmasınlar. Evet. Abi, buraya koyuyorum. Olmuyor. Koy. Zaten hiç özür dileriz sizden. Problem değil. Bunun parkı var abi. Yük bak. Bu ev binanın çocukların kliniği var kendisine ait. Ha. Çocuklar yaramazlık yaptı. Düştü diyelim. Direkt kliniğe girebilirler. Ha. Bak kliniği buraya da yerleştirebiliriz ama yüksek ihtimalle oraya yerleştiremeyeceğiz. Şöyle koyacağız ve birkaç evden maalesef, kurtulacağız. Fakat bir de aynı zamanda bunun playground'u var. Ha, bak oraya olur. Cık diye oturuyor buraya. Buraya konmayacak. Şuraya olur mu? Tam burada arkasına. Olur, olur. Ha, oraya olursa daha iyi, yol kenarı olmasın. Çoluk çocuğun da araba çıkar mı, araba çıkar. Tamam ama o zaman bunu da yanına koyarız. Peki. Hı. Bunu buraya koyuyorum. Tamam. Hatta ondan iki tane koyabiliyor muyuz? Pıt pıt. Koyarsın. Tamam, bir tane daha. Hah, çok ama güzel. Bunu bu sen şeyin oraya koyacağız. Çocukların kliniğine. Ha. İstersen okulu tam sola kaydıralım, kliniği oraya koyalım. Olur. Çocuk kliniği. Tamam, öyle de yapabiliriz. Aynen, bak. Daha güzel olur. Bunu bir tane daha park tamam istiyorsun. Oraya koydum. Tamam mı? Okulu alıyorum. Heh. Parklarıyla beraber. Hop. Niye dibe koyamıyorum? Ha, çünkü koymuşum zaten. Heh, tamam. Harika. Şimdi oraya da bir klinik. Bir de klinik. Ah be abi be. Gerçekten mi yani? Bu kadar olur. Bu evden onu dört evden kurtulmaktansa şuradaki bir evi yolu şöyle alıp. Yol alalım mı? Bir de simetri bozulacak bu sefer ama. O yüzden ellemek istemedim. Yık abi. Ah lan. Onlar bak hemen ağlamaya başladılar. Abi hiçbir şey gelecek yok bizde diye. Gelecek. Gelecek abi, bir saniye. Her şey çocuklarınız için. Biz buraya bunu da koyuyorum. Çocukların kliniği de burada bence olma. Aa, güzel oldu çocukların evet olduğu yer. Okey. Şimdi biz buradaki yolumuzu tekrardan verelim. Tamam mı? Şuraya doğru. Buraları da evleyebiliriz artık. Burası da çıkmaz sokak gibi olur yani.
Sıkıntı olur mu? Onu buradan böyle mi verseydik? Böyle verebiliriz. Ha, böyle bir. Ha, tamam, no problem. Tamam, süper. Şuraya. Ben istiyorum ki buraya sıra evler verelim. Tamam. Hatta bu evler nereye doğru baksın? Şuraya baksınlar. Doğru, bunlar da buraya baksınlar. Aynen öyle. Bunlar da böyle olsun. Tamam. Bu evler buraya, bu evler buraya, bu evler buraya. Tamam. Bakalım güzel. Çıksın rastgele nasıl çıkacaklarsa artık bizi çok fazla ilgilendirmiyor. Artık yüksek katlı binaları da kuracağız bu oyun. Hı-hı. Tamam mı? Ben burayı da biraz da commercial yapmak istiyorum Mete'cim aynı tamam. zamanda. Çünkü sanayimiz var bu arada. Sanayimiz var. Evet, sanayiye çok fazla dediğim gibi özenemiyoruz. Sanayi buraya ama bir kurduk biz. Başlattık bir şeyler. Geliştiririz gerektiğinde. Aynen. Bunların da seviyeleri var mı? Tabii var. Her binanın seviyesi var. Şöyle göstereyim. Mesela bunlar birinci seviyede henüz. Hatta bunu geniş olarak bakabildiğin ekran abi şurası. Building level. Building level'dan bakabiliyorsun. Şu an residential'larda seviye 2 olan %21.5. Yani %21.5 evin seviye 2'de. Anladım. Buradan commercial'lar. Diğerlerini tek tek tamam, konuşuyor. Okay. Şu an hepsi %100. Aa, ofisler falan var. Tabii tabii. Bak şurada işte şunlar. Bu ofis zonlar. Grand bu da Village olduğumuz. Grand Village olduğumuz. Şu an Small Village. Şu an küçük köyüz. Trafik seviyemiz %80'lerde gayet güzel. Pek de fazla bir yerde trafik sorunu şu an için yaşamıyoruz. Yaşamıyoruz. Bakalım. Burayı ne yapalım? Var. Buraya bir park atabiliriz. Buraya park atabiliriz. Bak maalesef parkımız açık değil. Parklar seviye 4'te işte açılıyor. Buraya geliyoruz servis zaten. Binalarından ne koyabiliriz? Koleje şimdilik gerek yok. Bakalım eğitim İtfaiye seviyemiz. İtfaiye falan koymadık. Koymadık, koyacağız. Polis. Ülkede karakol koyabiliriz bak. Koyabiliriz. 50 kişi ilkokula gidebiliyor. Hı hı. 49'un okula kaydettirmişler abi. Helal. Bir kişi kalmış, o da geliyor. O da yolda. Geliyor. Geliyor okulumuz. Aa, mis. Geliyor. Bak bebeleri çocuklarımız bak. Vatandaşlarım. Canlarım benim bak. Hele. Hele. O yeşil kafaya benim yeğenin adını verek. Hele. Benziyor mu yeşil kafalı? Yok değil de işte. Değil. Hiç Ops. De benzemiş alakası. Nereye gitti lan o? Velet gel buraya. Ali Kerem. Aynı zamanda onu takip edelim. Tamam bakalım ne yapıyor Ali Kerem. Çocuk mutluymuş. Güzel okuyor. Yani orta halliymiş. Güzel. On numara. Abimler. Vatandaşlarımız güzel. Burada. Mirsenan da yetişkin şu an. Zengin diyor. Wealthy diyor. Abi, eğitimli diyor. Pekala diyor. Hadi yürü git bakalım abis. Yaşa şimdi oralarda. Şimdi hala biraz bir şeylere talep var Mete'cim. Buraları da şeyi açabilirim. Yerleşime. Burayı commercial açacağız. Commercial'lar yerleşim iki yerinin arasında olacak. Süper. O yüzden buraları değerlendirmek istiyorum abi açıkçası. Yalnız şöyle yapacağım. Şu bölgeyi düşük katlılarda o değil. Bu katlılarda çünkü yüksek katlılarımız giderek da geldi. Giderek ortaya. Miyiz? Şöyle yapacağım. Düşük, ortası yüksek. Tamam. Anlatabildim mi? Hı-hı. Yüksek katlı binalar şeylerin arasında olacak yani. Daha az katlı binaların arasında olacak. Tamam. Şuraya commercial yaparız. Ki hani şey olur. Yakın mesafe gidip alabilirsin. Aynen öyle. Hatta şurayı da commercial yaparız. Şuralarda. Oh, erken large village harika. Eğitim şeyimize bakalım, ekonomimize. Görüyorsun. 190 bin kazanırken 264 bin kaybediyoruz. Durumdayız. Vergilere bakalım. Burada farklı eğitim kolundaki şeylere, farklı eğitime farklı vergi verebiliyorsun bu arada. Şimdi şöyle, eğitimsiz insanla yüksek eğitimli insan. Eğitimsiz insanın istediği bina çeşidi farklı. Eğitimli insanın istediği bina çeşidi farklı. Oha. Üniversite mezunuysa, çalışmak için geliyorsa şehre daha çok high density binalar istiyor. Hı-hı. Şunlardan istiyor. Anladım. Fakat yaşlıysa ve eğitimsiz insanlarsa bunlar birazcık daha böyle low density. Yani biz şöyle yapsak, insanları eğitime yönlendirmek için eğitimsiz insanları vergisini arttırsak. Ben de genelde öyle yapıyorum. İnsanların yüksek katlı binaları eğitim şart baba. İstediği için kesinlikle eğitimsiz şart. İnsanların biraz daha vergisini arttırıyorum. Ve orantısal olarak da burayı da düşürüyorum. Böylece insanlar daha eğitim olmaya aynen, teşvik oluyorlar. Teşvik oluyorlar kesinlikle. Burası hafif gelişiyorken biz şuralara da şöyle commercial'larımızı vermiş olalım. Şurasına commercial yapalım. Burası da commercial. Aynı zamanda şurayı da şöyle yapalım. Hı. Bak fark ettiysen tamamen boyamadım. Evet. Normal bir oyuncu tamamen boyardı. Çünkü ben buraya böyle... Ben normal bir oyuncu değilim diyorsun. Aynen. Böyle bina çıksın istemiyorum yani. Şöyle bina çıksın istemiyorum. Buraya çıktığı zaman nasıl bina çıkacağını anlayacaksın abi. Şimdilik kafanı yorma sen de çok fazla. O ortada böyle bir bıdık bir saçma kaldı gibi. Evet. Bıdık bir saçma kaldı. Onu ayarlarız. Biz onu güzelleştiririz. Böyle hiçbir yere gitmeyen bir yol yaparız çit buraya. Çit bari bir. Aynen. Yol. Aynen. Siz bunları çit olarak düşünün kafanızda. Evet. Bu yol bize hiçbir yere gitmiyor. Evet.
Hiçbir yere gitmeyen bir yol. Böyle dolaşabilirsiniz arkadaşlar. Bu yol burada. Nereye gider bilmem ama. Aynen öyle. Böyle. Böyle ağaç tutarsınız. Aralarda boşluklar mı oluştu? Böyle küçüklerle doldururum dersiniz. Onların birazdan grafiği gelir. Aynen, birazdan grafiği yükleniyor şu an. Yüklendi. Daha ince ağaçlardan böyle ufak boşluklar kalmış. Böyle hissediyorum. Bak bazen böyle birkaç boşluk buluyor. Gördünüz mü? İşte bu bak, kadar. Bak şimdi dolu dolu oldu. Bak. Burası biraz daha. Hani bak aynen. Yolun kenarında bu tarz. Ne satıyormuş o? Ne satıyor bakalım. Food, yemek. Yemek. Bu da. Convenience yemek. Convenience yemek. Ne olduğunu bilmiyorum ama sonuçta o da yemek olduğu için. Güzel. Mutluyuz. Aynen bak. Böyle bir. Mis gibi. Alalım şu. Buraya da yüksek katta. Bak talep var şu an. Talep varken karşılayalım abi. Taleplerini dinlediğimizi görelim. Şimdi ben burada da altılı ev yine sevmiyorum. Burada şu şekilde ev. Şu şekilde. Gayet güzel. Aynı zamanda burada da şöyle 4'ü 6 evimizi yapacağız. Aralara da ben yol atacağım. Yol atacağız. Evet. Çit. Yol dediğimiz aynen. Çit de denebilir. Şöyle. Tamam. 4'ü 6 oldu sanırım. Tam da şey yapamıyorum ama. Oldu. Oldu değil mi? Oldu. Ha, aynen. 4'ü 6 evlerimiz. Bunlar da yavaş yavaş oradan çıkıyor dursunlar. Şimdi. Şeyimiz açıldı yine. Puanlarımız geldi abi. Neyi arttıralım? Ha burada polis bank otomatik geliyor. Güzel. İtfaiye otomatik geliyor. Polis de itfaiye. Tamam. Kaleje gerek yok. Garbage hiç yapmadık bu arada. Evet. Çöp, fark ettiysen. Niye çöp ihtiyacı olmuyor? Çöp ihtiyacı olmuyor. Şöyle. Bu kısım bug'lı. Ha hatta oyunun kendisinde hata var. Oyunun kendisinde bir sıkıntı var. Çöp çıkar. Yani çöpü alsa bile mesela çöp yeri dışarıdan çöp almaya falan çalışıyor. Çöp yerin doluyor. Senin çöplerinle beraber onları da topluyor demek istiyorum. Sen hiç yapmazsan normalde çöpü dışarı göndermemiz gerekiyor. Ki zaten gönderiyoruz. Çünkü insanlar çöp konusunda sıkıntı çıkarmıyor. Fakat görüyorsun garbage konusunda şu an hiç hata var işte. Ne artıyor ne azalıyor. Ne artıyor ne azalıyor. Sıfıra sıfırsın. Yani anladım. Bir sıkıntı var. Onu düzeltecekler. Çöp yeri yapmıyoruz. Evlenmiş İstersen yapabiliriz. Diyor ki bak yüksek kira veriyorum ben burada diyor. Böyle de 4 kişi yaşıyor. Derdi. Aynen öyle. Eğitimsiz ve ben bunun kirasını arttırdım. Evet. Kirasını arttırdım. Vergisini diyor ki ben bunu ödeyemiyorum diyor abi. Ama oku baba hadi okul kalacak. Açtık o kadar. Birazdan işe falan. Ama bak en yüksek binamız kuruldu. İlk en yüksek binamız bu arada. Oha güzel. Kaç kişi yaşıyor? Binada 36, şu an 56 kişi var. 56 kişi var. 13 tane de hayvan dostumuz var. Aynen. Maşallah. 4 ayaklı dostumuz da orada şu an takılır kendisi vaziyette. Köpeği. Kesinlikle. Artık. Onlar artık. Buraları birazcık dolduralım abi. Ha böyle hazır da atabiliyorsun herhalde. Hazır da atabiliriz. Atalım ya direkt. Aha, hop. Şu ara kalan kısımları da parklar falan filan koyarız. Aha. Şöyle şu şekilde dolduralım. Orayı boş bırakalım tamam. Şimdi. Orası boş kalsın. Birazcık idare etti abi bizi. Aynı zamanda şu endüstrimizi de verelim. Hem biraz belki ekonomimizi de toparlar diye düşünüyorum. Abi bu arada bak natural resources açılmış. Buna bakalım hızlıdan. Verimli topraklar. Bak buradaki verimli toprağı en azından biz tarlayla değerlendirebiliriz. Evet. Burası kesinlikle öyle bir yer. Çünkü fertile land olarak geçiyor. Yani buraya grain ekersek bayağı büyük bir. Keza burada. Bir kısmına biz ev atmışız. Tabii. Artık burayı. Kaldırmayalım. Bir de burada var. Burayı değerlendirelim. Harbi Grove Street yazıyor lan. Bak. Aha bir Grove Street yazıyormuş evet. Buraya abi şuradan bakabilirsin. İlk gün senin neye ihtiyacı var? Production konusu. Bunu Grand Village almamız gerekiyormuş. Şimdilik kalsın. Grand Village olduktan sonra biz bu sanayiyi değerlendirelim istiyorum tamam, ben. Okay. Tamam şimdilik ellemiyor çok fazla. Biz servis binalarımızı atalım. Polis. Hemen bu oraya. İtfaiye. İtfaiye. Bu itfaiye. İtfaiyeyi. İtfaiye çok dağılsa orada insanları rahatsız etmesin. Bina ses çıkartıyor mu? Noise pollution low diyor. Ha o zaman okey. Tamam şuraya bir yere koyabiliriz. Bak servisleri de bu şeylerin yanına da atabiliriz ana cadde. Orayı tamam. Dedin ya. Tamam. Healthcare'in yanına koy istersen. Buraya polisi atalım. Polis biraz daha büyük. Şuraya mı? Heh. Oraya o arası sığmıyor polis. Sığmıyor mu? Büyük. Ha, büyük geliyor. Bak buraya koyabiliyorum. Tam oturuyor hatta. Tamam, çuk. Güzel. Bak. Yıldızları da aldık. Harika. Bir de itfaiye. İtfaiyeyi de şuraya koyalım. Orta kısım. Tamam. Binaları da yakından şöyle gösterelim. Şurada sağ altta şeyi görüyorum. Bar. Böyle bir. Aynen. Tebessüm var. Yani, niye yani, gülücük yok da tebessüm? Bak neden? High crime. -12. Polis merkezi yoktu diye. Bu şimdi suç düzelecek işlenmiş. Birazdan. Tamam. High taxes biliyoruz. Az önce verdik zaten. Eğitim. Unreliable health coverage'da hastanemiz yok diye. Anladım. Problem değil. Medical tedavi kliniğimiz edemiyoruz. Var abi. Aynen öyle. Bu arada medical kliniği de upgrade'leri var şu şekil. Bunu yaparsan daha fazla ambulans. Bunu yaparsan da daha fazla hastane. Ek bina bak. Yanlarına yapabiliriz.
Gerek yok ama şu an. İhtiyacımız var mı? Bakalım. 100 kişiye bakabiliyor. 6 tane hasta var içeride. Ha, içeride tamam, bir kalabalık. Bunu yaparsan çünkü ekstradan upkeep'i var. Ha. Bakım masrafları var. Zaten ekonomimizin şu an durumu pek fazla iyi seviyede değil. O yüzden çok fazla oraya bulaşmayalım diyorum ben. Aynen öyle. Buradaki evlerimiz... Aa bak, şehir çok sesli diyor lan birileri. Allah Allah. Ne alakası var? Kim o? Incredibly noisy. Aslında burası şehrin en sessiz olduğu yer bu yani, arada. Bak. Yan komşu. Yalan söylüyor. Aynen abi. Ses yok. Yalan tweet atıyor abi. Şizofreni. Yalan tweet atıyor. Şizofreni. Bunlar abi provokatörler. Kesinlikle. Bunlar terbiyesiz insanlar. Problem değil. Bakalım. Takmıyoruz, devam ediyoruz. Ses konusunda hiç ben bir problem göremiyorum. Bir tweete bakabilir miyim? Kişinin tweetine bir bakayım. İsmini bir alayım ben. Hemen ismini alalım abi. Hangisiydi o arkadaş? Hayden Kingsley. Bir daha Hayden Kingsley. Yıkacağız. Neymiş bu? Bir daha kötü tweet atsın, evini yıkacağız. Bunu takibe alalım. Aynen. Hadi bakalım, ben seni takip ediyorum. Bu kadar. Harika. Güç sende olması müthiş miyiz? Abi. Çalarız kapısını, bakarız neymiş derdi. Burada evlerimiz, kardeş evlerimiz çıkmış burada. Güzel. Hiç problem değil. Şuraya da böyle küçük ev atalım. Şuraya da ortadan yol geçireceğiz çünkü. Tamam, çok tatlı. Buraya da... Burayı komple dolduralım bakalım. Altın evlerin de çıkmasını görmek istiyorum çünkü. Orayı full doldur. Burayı da mı full dolduralım? Full doldur bakalım. Burayı da full dolduralım. Talep çok fazla yok ama talep olduğu zaman otomatik olarak karşılanacak. Mesela şeyde sanayi tarafında çok bir talep var. Full evet, sanayiye bayağı talep var. Burayı şeyden dolayı ellemiyorum. Natural resources'tan dolayı. Tamam, oraya eyvallah. Ama şu kısmı doldurabilirim. Peki etkiler mi? Ya toprak kirletiyor birazcık. Şöyle bakalım. Ground pollution nerede? Bak, ground pollution kendi bulunduğu yerleri kirletiyorlar sadece, görüyorsun. Hmm, o zaman okey. Mesela burayı kirletmiyor, bak burası low, temiz, aynen. O yüzden şuraları falan birazcık doldurabilirim. Nereye kadar geliyordu? Ama bak, demand istek hemen azaldı, pıt gitti. Tabii tabii. Hoppa. Buraları komple sanayileşelim abi. Sanayileşelim abi. Şu arkadaş da gene sesli demiş. Anasını ağlatacağım hepsini. Yani gerçekten bunları takip etmek çok zor. Ben abi direkt olarak evini yıkıyorum. Kötü tweet attığı anda. Öyle yapmak lazım. Aynen. Belki öyle yapmamak lazım ama. Ama gücün sende olması gerçekten iyi bir isyan. Peki ya. Bu ana caddeyi biraz dolduralım abi. Buralar biraz canlansın istiyorum. İznin olursa eğer. Fakat öncesinde bu yola da park etmesinler. Tamam. Ve evet. Park yerlerini de açalım. Hı. Onu unuttuk. Otopark. Parking yeri yaz. Önemli. Large Road önemli. Bir puanımız kaldı. O Fetch Tower ne? Firewatch Tower. Firewatch Tower. Alalım. Ha, alalım. Çok güzel oyundur Firewatch. Aa, çok güzel oyundur. Kesinlikle. Oynamadıysanız Firewatch'ı oynayın. Oynayın arkadaşlar. Ben, bak, bu yolun ortasına da verebilirsin. Güzel. Veya bunu alıp kenarlara da böyle verebilirsin. Orta daha bir keyifli gibi burada. Tamam. Orta. Komple burayı. Şuraya kadar ortalayabiliriz. Bak, artık buraya park edemeyecekler. Yalnızca ortadan böyle şeritimiz akar vaziyette. Güzel. Ve buraya tabii ki şeyi atacağız. Commercial bölgelerimizi göndereceğiz. Sana. Aynen öyle. Karşıya abi biz nasıl geçeceğiz diye bana sonra sormasınlar abi. Aynen öyle. Çok güzel. Burası yoğun bir cadde. Yoğun bir cadde olacağı için şöyle bir izin olursa Meteciğim, ben... Bir üst geçit çok buraya lazım, kesinlikle yapalım abi. Tamam mı? Hı. Daha sonra bunu alıyoruz. Stadyum gibi oldu. Evet. Bir diş indirelim. Daha ne kadar indireceğiz abi, merak ediyorum. Aynen, acaba. Daha ne kadar herhalde. Yere dibine sokacaksın. Dibe kadar gideceksin. Burayı daha şey nasıl yapabiliriz? Şu yükseltinin seviyesini bir diş alıp şöyle 10 metre mi burası? Burası 10 metre, tamam mı? Şöyle 7.5'a alsak, tamam mı? Şöyle bir döndürsek. Tamam mı? Sonra 0'ı alsak. Bir daha dön. Ah. Baba. Şurada oluyor. Olur ya aslında. Tamam mı? Dur. Yapalım. Bak, bekle. Şöyle bir şey yapacağım. Şöyle yaptım. Ardından döndürüp. Tık. Mis. Gördün. Çok güzel. Aynı şekilde burada da uğraşabiliriz. Fakat çok fazla uğraşmayacağım abi açıkçası. Aha. Ooo. Polaris. Her şeyden geldi. Residence bunlar. Evet. Burada şunu söylemedim bu arada sen.
özel binalar var abi, bir ton her bir şey için. Her birinin kendi şartı var. Bunun o, için en büyükleri bir tıklasana, en alttaki yok. Yani en başa bu gel. Mu? En başa geldim. O en alttakiler ne? Bu mesela diyor ki Watanabe hem Tower. Big Town olacaksın diyor, hem de 5 level high density housinglerden 50 kare tane olacak diyor. Oo. 50 kare. 50 kare. Ha. Bizim bu açtığımız bak gerçekten büyük bir bina ve buraya bir yere konması gereken binalardan bir tanesiymiş. Bu arada bak yüksek binalarımız burada boy gösteriyor. Yolların dibinde olmamasını çok seviyorum abi. Çünkü ev ya. Hani buraları biraz daha commercial'lara atarız. Bak arkasında yüksek binalarımız görüyorsun. Yalnız bunu nereye koyalım? Onu da mesela şehrin diğer taraflarına bir yerleşke kurarsak oralara koyabiliriz. Olabilir. Şimdilik de kurabiliriz geçici olarak. Ha, kur aynen. Şuraya bir yere. Çok böyle. Ha bak mesela oralar güzel. Bak. Tam oluyor ha buraya. Çuk. Aa olmuyormuş. Bir kare boşluğu var. Yan taraf oluyor mu? Buraya da olur. Ha, bak mesela buralar tatlı abi. Koyayım buraya. Ha. Dış. Bak. Oğlum çok güzel gözüküyor lan. Aynen. Bunun etrafında yoga falan yapıyorlar bu arada insanlar. He. Birazdan görürüz. Eve bir yerleşsinler tamamen. İnsanlar bunun etrafında yoga nice falan yapıyor. Buraları ağaçlandırabiliriz. Bir commercial ihtiyacımız var. Hop derken Grand Village. Ha bak güzel. Yeni şeyimiz geldi ihtiyacımız. Neden? Çünkü insanlar eğitim almaya başladı yavaş yavaş. Evet. O yüzden ilkokul mezunu bile ofiste çalışabiliyor. İnsanlar bayağı zeki. Öyle çitbeli değilsin sen. Öyle düşün abi. Bak burada biz üniversite yapmadık farkındaysan. Heh. Direkt liseden ticarete atılış. İlkokuldan abi. İlkokuldan direkt hayata atılış. 177 kişi direkt ilkokula atılıyor. Bak bu caddeye baksana. Biz de hayat 7 yaşında başladı. Ne oluyor lan aha? Nerede? Ananın. Aa yangın çıktı. Ormanlarımızı yakıyorlar. Erayım onun mevsimi gelmedi ki daha. Biz oraya açılmadık buraya daha. Buraya gidemeyiz ki zaten. Burada tam ev var lan. Tam da tatil yeri bak. Aga şuranın güzelliğine bak. Bunu abi, yemin ediyorum. Niye yaptı? Yani bak biz neredeyiz? Kurban olayım. Biz burada. Biz daha geleceğiz oralara. Harbi böyle buraları da tatil yeri olarak düşünüyordum ha. Evet. Bir tane köprü yaparız. Allah, tak oraya kadar. Çevre yolundan bağlanır gider tatiline. Ne diyelim abi? Yani yapacak bir şey otel yok. Yaparız Allah'ın artık. İşi. Yapacak, yapacak bir şey yok. Madem öyle oldu değerlendireceğiz orayı. Ama müthiş bir yalnız, cennet. Bayağı yanıyor. Evet. Evet. Yaklaşınca bayağı FPS'imiz ölüyor tabii. Hasar alıyor. Uzaktan bakalım. Sen de ilk disaster'ını görmüş oldun böyle. Ben disaster kapalı oynuyorum abi. Yok disaster olacak. Ben disaster'ı göreceğim. Komple yanacak herhalde burası. Ne yapalım oğlum, kimi gönderelim buraya? Kimseyi gönderemem. Aynen. Yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok. Bir ara. Bizlik, bize bir zarar yok. Bizlik bir durum değil. Dur ben şurayı bir tamamlayayım mı ya? Yani nasıl yaparız? Hadi be abi be. Tek tek uğraştırma beni güzel abim benim. Ha böyle olsun. Hı. Tamam. Sen de gel abi. Sen de öyle gel. Sen de şöyle gel. Hı. Aynen. Sonra buraya bağla. Şunu ayar oldum ya. Şu çok uzun oldu. Bunu biraz kısa kesin. Çok uzun oldu. Aynen. Tamam. Moralimi bozdu. Moralini bozdu senin. Peki. Bunu nasıl kısaltırız biliyor musun? Bekle. Bu şeyden moralini bozdu. Peki ya. Böyle yaptım. Tamam bak şimdi. Böyle yapıp page down. Görüyorsun. Nasıl? Çok kırdık lan orayı. Evet orayı çok kırdık. Yani uzaklaş bir. Bir şey denedik. Bu ne? Bu ne ya? Crysis 1'in mi 2'nin sonundaki son boss değil mi oğlum bu? Red Alert'taki örümceklere benziyor. Red Alert'taki örümcekler aynen. Tanklar için örümcekler evet, vardı ya. Harbi o. Olsun bu da böyle bir güzelliğimiz olsun ya. Sorgulamayalım oğlum. Her dizaynci iyi yapacak diye bir şey yok. Bizim aynen öyle. Bu. Hayal gücü değil mi oğlum bu? Evet. Bu tamam. Bu. Bu yani. Bok meydanı. Aynen burası böyle. İnsanlar orada buluşalım diyecekler. Orada. İsmini söylemeyecekler buranın ama. Orada. Orada. 41 bak, orada. Kullanan bir vatandaş bile var. 41 orada bak vatandaş. Evine gidiyormuş. Royden. Burayı kullanan ilk adam sensin bu arada bro. Şimdi buraya Mete commercial'lar atmayalım. Hazır talebimiz de gelmişken ofis koyalım bir kaç tane. Çünkü ofisler ses çıkarmıyor. Güzel. İşinden çıksın geçsin adam. Aynen evinden, öyle. Pardon. Buraya bir üçlü yapalım. Buraya da derken. Dördünden de olsun diyor şehrinde. Ki bize dördü de var zaten. Şöyle bir ikili.
Şöyle bir. Oraya bir şey çıkacak mı emin değilim bu arada. Bilmiyorum. Aa, parklar gelmiş. Of süper. Oo, güzel. Parkları koyarız. Sonra yapacağımız şey abi. Burası tamamen boş olacak ya. Koyduğumuz şeylere bak. Küçük küçük tatlı gibi abi. Aynen ha. Grafikler yüklense de anlasak ne koyduğumuzu. Gelmeye başladı. Süper. Böyle sanırım. Aynen. Ağacımızı da koyduk oraya. Ağaçlar oraya. Ofislerin arasında. So many people getting sick. Artık hastane harbi. Hastane tamam koyacağız. Koyacağız. Ama kokmaya başladı şey. Daha önemli şeylerimiz de var. Park. Parklar. Tabii abi kimiz. Çok önemli. Aynen öyle. Parklar parka önemli. Gitse, doğaya çıksa hasta olmayacak. Evet. Spor yapsa, gelse olsa hasta olmayacak. Evde oturmaktan hasta olmayacak. Buraya bir park yaptım. Tamam mı? Sonra şuraya bir park koyabilirim. Olur. Tamam mı? Güzel. Sonra otopark. Aa, daha da önemlisi hastalıktan. Ofislere gelen insanlar. Otopark. Aynen öyle. Çok güzel otoparklarımız var. Otopark büyük var. Otopark mafyası var, osu var. Küçük kardeş. Var. Bir tane buraya bir otopark koyabiliriz. Büyük bir otopark. Olur aslında. Tam ofislerin karşısına gelsin, park etsin, geçsin. Aynen öyle. Gelsin. Buraya bir otopark koyalım. Daha sonra medium olan otopark. Daha şeyler var mı böyle? Katlı otopark gibi. Var. Ha. Var. Bak buraya karşılıklı iki otoparkımızı koyduk abi. Oraya koymayalım. Oraya evlerle doldururuz. Tamam. Orta kısma da koymayalım. Nasıl? Aa, bak, nice. Çok güzel. Otoparkımız olsun abi burada. Diğer büyük otoparkımız da abi. Bu şekilde duruyor. Daha sonra artık buraya biraderler ne olur park etmeyin diyeceğiz. Defol git. Artık. Defol git. Ben taşıdıkça onlar gidiyor. Gidiyor evet. Evet gidecekler onlar çünkü kaybolmayacaklar. Söz dinliyorlar en azından. O yüzden bak eşek gibi gireceksiniz abi otoparka. Parkında zam geldi. 20 yap 20. 15 abi. Vallahi mı? Arttırırız sonra da. Gözleri kokmasın. Daha yeni kurduk. Doğru. Korka eline korkar. Ofise hala ihtiyaç varken burayı da ofisleyelim. Şöyle ikili ofis oraya. Güzel. Böyle iki. Daha sonra burayı şöyle yine 5 ilan yapalım. Aynı zamanda yine eski taktiğimizi kullanarak buraya. Neyse binaları yapsınlar ondan sonra yaparız. Bak ne kadar mutlu oldular. Diyor ki ev artık her tarafta güvenli. Sadece yüksek vergilerimiz ve hastane talebimiz var. Onu da ayarlayacağız. Bak ne kadar güzel oldu. Şuna bak. Nice. Aa güneş paneli falan var lan. He. 3 kişi çalışıyormuş bu arada. Birisi az eğitimli, ikisi gerçekten nice. Eğitimli olduğu söyleniyor. Otobüsümüz geldi. Gayet güzel. Başka kuracağımız herhangi bir şey var mı? Yok. Aa bak şeyler geldi bir de. Low rent housing'ler de geldi Meteciğim. Bak medium var. High density'ye talep var. Fakat high density yok bizde. Çünkü milestone 8'de gelecek. Vizyonsuzlar bir durun. Şimdiden istemeleri oldukça tuhaf var be. Kalsın. Biz nüfusumuzu arttırmaya çalışalım. Biz birazcık daha nüfusumuzu arttıralım abi. Şu an 2196 kişiyiz. 100 kişi olduğumuz zamanları bilirim. Aynen öyle. Harbi gibi 2000 küsur olmuşuz bu arada. Süper. Aha. Rockstar, rock müzisyenin evi geldi. Rockstar müzisyeni. Veya rockçı. Şehirdeki popüler, şöhretin. Aynen öyle. Popüler insanlardan bir tanesinin evi abi orası. Onu nereye koyalım biliyor musun? Rock müzisyeni. Sonuçta ilham alması gerekiyor. Baksın. Değil mi? Alan Wake Up. Aynen öyle. Bunu buraya koyalım biz. Bunu biz buraya koyalım. Olur. Öyle güzel. Değil mi? Ha. Ha, on numara. Mis. Bak. Manzaraya baksana. Manzaraya bak abi. Hadi ilhamını al. Aynen. Rock yaz, müziğini yaz. Yaz müziğini. Teoman. Aynen. Bak burada. Müziğe dönmüş. Aynen. Burada yüz abi istediğin var. Gibi. Tabii ya. On numaraya vanasını satayım abi, ya. Neymiş ya. Keşke şöyle bir evim olsa ya. Ne çok sen isterim. Buraya yaşarsın ayarayım. Ne çok isterim ya. Keşke hepimizin böyle bir evi olsa. Şato gibi lan değişmiş ya. 10 numara. Buraya ben köprü yaptım bu arada abi. Gözünden kaçmış olabilir senin. Yok kaçmadı. Böyle bir köprü. Deminden şimdiye gidiyor yani. Hiçbir şeyi yok yani. Buradan da gidebilirsin. Ama köprü işte. Ben seviyorum. Yaptım o yüzden. Hani yapmış olalım da millet laf etmesin. Evet. Aynen öyle. Ben yapmış olayım evimi de. Şey, köprümü de. Yol yaptı derler. Buraya şunlardan koyalım. Tamam mı? Sonra şuraya dörtlü. Ne çıkacağını gerçekten bilmiyorum. Kısmet. Ama yapalım. Hmm. Buraya da ondan yaptık. O arka boşluğumuz park. Arka boşluk olacak. Orada küçük park var mı lan oraya koyabileceğimiz? Ah be. Aslan. Koyalım. Heh, oldu. Koyalım. Çok güzel oldu.
Evet, kesinlikle çok güzel oldu. Maalesef bu oyunda birebirlik bir şey yok. Yok. 1'e 2 de yok. En küçüğü şu. Her bina için. Hemen yapma anasını satayım. Ya. Örnek gösteriyorum ya. Hemen hazırda tutuyorlar abi binici. Kur oğlum oraya. Kamil. Şimdi neyimiz eksik Mete'cim? Ne düşünüyorsun? Hastane. Hastane alan doğru evet. Pardon. Ne olur şu insanlara bir hastane artık. Hastanemizi yapıyoruz abi. Akrematoryum da var. Direkt aslında yakalamayın. Yani hasta geleni yakalamayın. Yani krematoryum mantıklı geliyor bana ama hadi yapmayalım krematoryum. Puanlarımızı başka yere harcarız. Hastaneyi nereye koyalım? Bak şurası olabilir. Güzel olabilir. Baksana şuraya ya. Şuraları dolduralım mı küçük evlerle? Dolduralım. Burayı hatta şu evlerle dolduralım. Oo bir dakika, acaba nasıl yapacaklar lan bu evi? Nereye bakacak acaba bütün ev? Hepsini merak ediyorum. Keşfedeceğim. Durdurdum. Buraya park bu atarız. Baksınlar. Aa, aralara şey atalım. Otopark. Ha, çok güzel. Değil mi? Hatta katlı otopark atabiliriz. Tam ortaya katlı atıp iki tane yana şey mi atsak? Çok büyükmüş lan. Ama sığıyor. Ama tam oturuyor. Cuk koysana. İki tane yana. Ama kanka çok çok büyük bir bina bu ya. Bu downtown için. Koyabilirim. Ha. Ama sonra, tuhaf durabilir. Öyle mi? Bir deneyelim lan, görmüş olur insanlar. Çok da pahalı. Ne kadar? 225 bin. Ya, 2 milyon var. Koyayım mı? Hayır. Koydum. Vallahi koydum. Arka tarafı boş bırakalım bari. Oraya şey yaparsın. Oğlum şuna bak lan. Oğlum, bayağı iyi. Arabasının park edecek, evine gidecek. Bu neymiş? Arı mı? Car wash. Aa, araba yıkama. Attracts more drivers. Oo, daha fazla insan geliyor buraya. Aa, diyor. Tabii araba yıkama oğlum. Bak çünkü buradaki insanlar yollara park edemezler arabalarını. Car wash'a bir tıklasana kanka. Tıkla bir. Şekli şemali nasıl? Aa yok, bu upgrade'li. Ha, içeride yıkıyorlar. İçeride upgrade'liyor. Hani geldin arabayı yıkatırsan otopark bedava. Kafası. Öyle bir şeyleri var mı bilmiyorum. Yalan söylemeyeyim. Gelir. Daha farklı bir sistemleri de olabilir buradaki arkadaşların, emin değilim. Hala commercial'la bayağı talep var. Bak, İnsanlar buraya commercial'ları koyacağım istiyor. Ve kimse sesten etkilenmeyecek. Müthiş. O kadar iyi bir ileri planlama ki ya, beyin gerçekten harika. Çalışıyor ya. Aynen öyle. Yani benim yani beynimle edemiyorum. Şu anki mesleği yapmasan şehir bölge planlama yapardın. Olabilirdi herhalde. Ve çok da büyük de keyif alabilirdim yani. Şuraları dolduralım. Burası şehrin kimliğinin kazandığı yerler. Hemen yapmayın abi. Önce bir bakın neresi bizim. Aynen. Ondan sonra yapın. Şurayı dolduralım. Boş gördüğünüz yere hemen bir yerleşmeyin. Ya. Hemen bir iki dakika yerleşmeyin. Gözünüzü seveyim ya. Hala oğlum, ilk defa böyle bir şey oluyor bu arada. High density'ye ihtiyaç var. High density kuramıyoruz ama. Belki bu da oyunun bir bug'ı olabilir. Yana gel. Low rent. Low rent. Bak bununla bu farklı bu arada. Hmm. Bu kira bedelleri daha düşük gelir kazandı. Yüksek katlı evler bunlarda ama bunlar kadar iyi gözükmeyen yüksek katlı evler. Numunelik bir tane şuraya koyabilirim istersen. Olur. Hatta şurayı numunelik o evlerden yapalım. Şurayı da yapalım. Bu Polaris Suites'in yanında. Da bak insanlarımız. Yoga yapıyor. Ne yapıyorlar oğlum? İç içe girmişler. Yoga ne yapıyorsunuz? Yoga yapıyorlar işte bak. Böyle oturuyorlar. Bak dayıya bak. Burada böyle bir şeyler oluyor işte yani. Oğlum çarpılacağınız güneşin altında sıcacık. Aynen öyle. Ne güzel ya. Görüyorsun insanlar ama rahat yani. Ama yaklaşınca grafikler çok geç yükleniyor yani. Aslında ya. Böyle değil arkadaşlar da oyunun işte bu halinde evet. Sıkıntı var. Grafikler yaklaşınca çok geç yükleniyor. Şu modele bak şuradaki. Aynen. Şu modele baksanıza arkadaşlar, şu arkadaşa yani. Hiç eşin dostun yok mu ya? Model stilini değiştir gaga ya.